Öncelikle şöyle mini bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizlere logaritma a tabanında b verilmiş olsun. Şu a'yı ne olarak alıyoruz? Taban olarak alıyoruz. B de logaritmanın iç kısmı olarak geliyor. Bizim burada temelde aradığımız şey şu içerideki b sayısının tabandaki a sayısının kaçıncı kuvveti olduğudur. O kuvveti bulduğumuz anda logaritmanın sonucu da o kuvvet olarak gelecektir. Hani sayısal bir örnek vermek gerekirse logaritma 2 tabanında 8 dediğimizde buradaki iç kısımda olan 8 sayısı tabandaki 2'nin 3. kuvveti olduğu için bu logaritmanın sonucu bize kuvvet olan kaçı verecektir? 3'ü verecektir. Örneğin logaritma 2 tabanında 2 dediğimizde 2'nin 1. kuvveti 2 olduğu için buranın sonucu 1 gelir. Logaritma 3 tabanında 1 yazarsak 3'ün 0. kuvveti 1 olduğu için buranın sonucu da 0 olarak gelmiş olacaktır. Bu şekilde örneklerimizi arttırabiliriz. O zaman bunlara baktığımızda tabandaki 2'nin 2. kuvveti 4 olduğundan logaritma 2 tabanında 4 bize kaçı vermiş olur? 2'yi. Ee, 3'ün 4. kuvveti 81 olduğu için logaritma 3 tabanında 81 bize 4'ü verir. 2'nin 0. kuvveti 1 olduğu için logaritma 2 tabanında 1 de bize 0'ı verecektir. 2 ile 4'ü toplayacağız. Bunlardan 0'ı çıkartacağız. Bu da bize 6'yı verir. Doğru cevabımızın B şıkkı 6 olması gerekir. Logaritmada şu iç kısmın sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Hemen x eksi 6 büyük sıfır diyelim. Eksi 6'yı karşıya gönderdiğimizde de x büyüktür 6'yı elde etmiş olalım. Bunun dışında logaritmanın tabanı da sıfırdan büyük olmalıdır aynı zamanda birden de farklı olması gerekir. O zaman öncelikle x eksi 1 büyüktür 0 diyelim. Buradan x büyüktür 1'i elde etmiş olalım. Bir de x eksi 1 eşit değildir 1 diyerek x'in 2'den farklı olması gerektiğini yakalamış olalım arkadaşlar. Şimdi burada biz x büyük 6 diye yakaladık. Alt tarafta da x büyüktür 1'i yakalamış olduk. İkisinin birden sağlanması için burada iki kümenin kesişimini almamız gerekir. Bu da bize x büyüktür 6'yı verecektir. Yani şöyle bir sayı doğrusu düşündüğümüzde şurada 1'i işaretleyelim. Burada da 6'yı işaretlemiş olalım. Bir tanesi bize diyor ki birden büyük değerleri alabilirsin diyor. Bir diğeri de 6'dan büyük değerleri alabilirsin diyor. İkisinin birden sağlanması için 6'dan büyük değerleri almamız gerektiğini görüyoruz. Demek ki biz burada 6'dan büyük değerleri alacağız. Bir de x 2'den farklı olsun demiştik. Zaten 6'dan büyük değerler 2'den farklı geleceği için yani 2 bu aralıkta bulunmadığı için bizim doğrudan x büyüktür 6'yı almamız gerekir. O da bize 6 virgül sonsuz açık aralığını vermiş olacaktır. Doğru cevabımız burada C şıkkı gelmiştir arkadaşlar. logaritmadaki temel mantığımız neydi arkadaşlar Örneğin logaritma a tabanında B dediğimizde iç kısımdaki B sayısı tabandaki a sayısının kaçıncı kuvvetidir bunu yakalamaya çalışıyorduk bir örnek vermek gerekirse logaritma 3 tabanında 81 dediğimizde 81 sayısı 3'ün 4. kuvveti geldiği için buranın sonucu 4 olarak gelecektir ee, şimdi bunu kullanarak buradaki değerlerimizi bir hesaplamaya çalışalım mesela kahvenin fiyatına baktığımızda logaritma 2 tabanında 16 verilmiş e şimdi logaritma 2 tabanı dedik 16 2'nin dördüncü kuvveti olduğu için buradaki sonucumuzun kaç geleceğini söyleyebiliriz. Dört geleceğini söyleyebiliriz. Bir kahve dört lira olarak belirlenmiş olur. Hemen kolaya bakalım. Orada da köküç tabanında dokuz var. Hemen şu sağ tarafta biraz düzenleyeceğim. Mesela ben kök köküçün karesini aldığımda üçe ulaşıyorum. Üçün karesini aldığımda da dokuza ulaşacağımı biliyorum. O zaman aslında şu sol taraf bana iki kere iki dört yapacağı için kök köküçün dördüncü kuvvetini dokuz olarak verecektir. Yani burası da aslında logaritma kök köküç tabanında kök köküç üzeri dört olarak gelmiştir. Köküç üzeri 4 4 3'ün 4. kuvveti olduğu için bu da bize kaçı vermiş olur? 4'ü vermiş olur. Bir kolanın da 4 lira olduğunu burada belirlemiş olduk. Elen E verilmiş çay fiyatı için. Elenin biz logaritma E tabanı demek olduğunu biliyoruz. Demek ki logaritma E tabanında E'yi bulmamız isteniyor. E sayısı E sayısının birinci kuvvetidir. Burası da bize kaçı vermiş olur o zaman? 1'i vermiş olur. Suyun fiyatına bakacağız şimdi. 5 tabanında kök 5 verilmiş. Hemen logaritma 5 tabanında dedim. Kök 5'i de 5 üzeri 1 bölü 2 olarak yazıyorum. İşte iç kısımdaki sayımız 5 üzeri 1 bölü 2. Tabandaki 5'in 1 bölü 2. kuvveti gelecektir. Yani burası da bize kaçı vermiştir? 1 bölü 2 vermiştir. Bir suyun da 1 bölü 2 lira olduğunu anlamış oluruz. Şimdi buraya geldiğimizde logaritma 4 tabanında 8 var. Aslında 8 4'ün kaçıncı kuvveti bunu yakalamaya çalışacağız. Şimdi 4'ü 2'nin karesi olarak yazarsak 2'nin karesinden 8'e yani 2'nin küpüne geçiş yapmak istiyoruz. 2'nin karesinin kaçıncı kuvvetini alırsak 2'nin küpü gelir diye düşündüğümüzde burada 3 bölü 2. kuvveti almak kullanmamız gerekir ki kuvvet olan 2 ile şu 3 bölü 2'yi çarptığımızda 3'ü elde etmiş olalım. O zaman aslında burada logaritma 2'nin karesi tabanında 2'nin karesinin 3 bölü 2. kuvveti gelmiştir. Bu durumda aradığımız kuvvet 3 bölü 2'ye eşittir. Yani bir solanın da 3 bölü 2'leri olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki Logaritmadaki kuralları iyi öğrenmişsek burada şunu da uygulayabiliriz. Ee, uygun şartlarda yazıldığında logaritma A üzeri B tabanında A üzeri C'yi hesaplarken şu iç kısımdaki A'nın kuvveti olan C'yi şöyle baş tarafa getiririz. Tabandaki A'nın kuvveti olan B'yi de buraya getiririz. Ve biz burayı C bölü B olarak yazarız. Yani bizim buradaki ifademiz C bölü B çarpı logaritma şu A'larımız kalacaktır. Bize A tabanında A'yı verecektir. Zaten logaritma A tabanında A biri eşittir. C bölü B çarpı birden de burayı C bölü B olarak bulmuş oluruz. O zaman logaritma 4 tabanında 8'i düzenlerken logaritma 2'nin karesi tabanında 2'nin küpü yazdığımızda şu kuvvet olan 3 başa gelir. Buradaki kuvvet olan 2 de başa gelir. Ve bu 3 bölü 2'yi verir. Yani üstteki gelen sayıyı üste pay kısmına yazıyoruz. Alttan gelen sayıyı da paydaya yazıp onları oranlamış oluyoruz. Bu da bize 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2'yi verir. Zaten logaritma 2 tabanında 2 birdir. O zaman 3 bölü 2 çarpı 1'den burası 3 bölü 2 olarak gelecektir. Aynı sonucu bu şekilde de yakalayabiliriz arkadaşlar. Şimdi 3 tane kahve almışız. Bir tane kahveyi 4 lira bulmuştuk. 3 tanesi 3 kere 4'ten 12 lira yapar. 2 tane kola aldık. Bir tane kola 4 liraydı. 2 tanesi 2 kere 4'ten 8 lira yapar. Bir tane çay aldık. Bir çayımız 1 liraydı. O bize 1 lirayı verecektir. 4 tane su aldık. Bir soda bir, pardon bir su 1 bölü 2 liraydı. 4 tanesi 4 kere 1 bölü 2'den 4 bölü 2 yani 2 lirayı verir. 4 de soda aldık. Bir tanesi 3 bölü 2 idi. 4 kere 3 bölü 2 12 bölü 6'yı verir. Buraya bir de 6'yı eklememiz gerekir. 12, 8 daha 20. 1 daha 21. 2 daha 23. 6 daha. Bize toplamda 29 lirayı verecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Bizlere logaritma A tabanında B, C'ye eşit olarak verildiğinde biz A'nın C'inci kuvvetinin bize iç kısımdaki B'yi vereceğini biliyoruz. Yani A üzeri C burada B'ye eşit olarak gelecektir. Bence burada da onu yapabiliriz. Öncelikle şu eksi x'i bir karşıya gönderdiğimizi düşünelim. Bu durumda logaritma 2 tabanında HX neye eşit olarak gelmiş olur? Eksi x karşıya artı geçer. 2 artı x ya da x artı 2'ye eşit olarak gelmiş olur. İşte şu sağ tarafta verdiğim özelliğe baktığımızda tabandaki 2'nin x artı ikinci kuvveti bize şu iç kısımdaki hx'i verecektir. Yani bizim hx'imiz burada aslında 2 üzeri x artı 2 olarak gelmiştir. Şimdi biz h bileşke h2'yi bulmaya çalışacağız. Öncelikle h2'yi bulmamız gerekiyor. Burada bir h2'yi hesaplayalım. x yerine 2 yazdığımızda 2 üzeri 2 artı 2'den 2 üzeri 4'ün geldiğini görüyoruz. Bulduğumuz bu 2 üzeri 4'ü şu soldaki h'nin içine yazacağız. Yani h2 üzeri 4'ü bulmamız gerekiyor. Yine üstteki fonksiyonda x yerine 2 üzeri 4 yazalım. 2 üzeri 4'ün 16 olduğunu biliyoruz. O zaman ifademiz 2 üzeri 16 artı 2 yani 2 üzeri 18 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın c şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Burada logaritma sorularında tabana bir sayı yazılmadığında o sayının 10 olduğunu biliyoruz. Yani burada iki durumda da tabanımız 10 olarak gelecek. Ama tabii 10 olduğunda bunu yazmıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında logaritmada bölmeyi kullanacağız. Hemen bir hatırlatma yapalım. Mesela logaritma x tabanında a bölü b dediğimizde bu bize neyi veriyordu? Logaritma x tabanında pay kısmındaki sayı yani a eksi logaritma x tabanında paydadaki değer yani b'yi vermiş oluyordu. İşte şu alt taraf da bunu kullanacağız. Biz burada logaritma 8 bölü 10'u aradığımızı görüyoruz. O zaman bu bize logaritma 8 eksi logaritma 10'u verecektir. Şu üstteki özelliğimizden. Tabi 10 tabanında olduğumuzu söylemiştik. Logaritma 10 tabanında 10 bizi 1'e götürmüş olur. Buradan 1 gelir. Şu logaritma 8'i düzenleyeceğim. 8 2'nin küpü. O zaman ben burayı logaritma 2'nin küpü olarak yazabilirim. Buradan da 1'i çıkartacağım. Özelliğimi hatırlıyorum. Şuradaki kuvvet başa gelebiliyordu. Yani burası bana 3 tane logaritma 2'yi verecektir. Bundan da 1'i çıkartmam gerekir. Logaritma 2'nin 0,301 olduğu söylenmiş. Buraya 0,301 yazarsak 3 ile 0,301'in çarpımı bizi 0,903'e götürmüş olur. Buradan kaçı çıkartacağız? 1'i çıkartacağız. Şöyle düşünelim. Ee, biz buradaki 0,903'ü 903 bölü 1000 olarak yazabiliriz. 1'i de 1000 bölü 1000 olarak yazdığımızı düşünelim arkadaşlar. Şimdi paydalar aynı. Pay kısımlarında farkı aldığımızda 903'ten 1000 çıkarsa eksi 97 gelir. Yani ifademiz eksi 97 bölü 1000'e dönüşmüş olacaktır. Biz de bunu eksi 0,097 olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Yani burada doğru cevabımız D şıkkı olarak gelmiştir arkadaşlar. Hesap makinemizin üzerindeki örneğe bir bakalım. Normalde burada 10 tabanını kullanmak istiyoruz. Yani biz 2 çarpı logaritma 10 tabanında 16 hesaplamak istiyoruz ama makinemiz hep şu tabanı 2 olarak algılıyor ve burayı 2 çarpı logaritma 2 tabanında 16 olarak hesaplıyor. Tabii ki logaritma 2 tabanında 16 bize 4'ü verecektir. 2 kere 4 de bizi 8'e götürmüş olur. İşte makine de böyle düşünüp sonucu 8 olarak bulmuş. Ama biz 10 tabanında hesap yapmak istiyoruz. Şimdi alt tarafa geldiğimizde şöyle bir işlem verilmiş. Bu işlemi hesaplamak istediğinde sonucu 6 bulduğuna göre işlemin doğru sonucu aşağıdaki sayılardan hangisine en yakındır diye sorulmuş arkadaşlar. Şuradaki logaritmik ifademizin sonucunu m olarak düşünelim. 0,5'i 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 olarak alırsak 1 bölü 2 çarpı m artı 4 yine taban 2 alınarak kaç olarak hesaplanmış? 6 olarak hesaplanmış. Bu 4... 4'ü karşıya gönderdiğimizde 1 bölü 2m yani m bölü 2'miz 6 eksi 4'ten 2 gelir. m'miz de 2 kere 2'den 4 olarak bulunmuş olacaktır. Yani tabanı 2 olarak alıp şuradaki logaritmik ifademizin sonucunu 4 bulmuşuz. Az önce de 4 bulmuştuk. Nasıl 4 bulmuştuk? Taban 2 olduğu için iç kısma 16 yazarak 4 bulmuştuk. Demek ki burada da aslında hesap makinemizde 16 yine girilmiş. Biz orada logaritma 10 tabanında 16'yı kullanmak isterken 2 tabanında 16 hesaplanmış. 4 gel gelmiş. 1 bölü 2 ile 4'ü çarpınca 2, 2 artı 4 de bizi 6'ya götürmüş. O zaman bizim gerçekte hesaplamak istediğimiz aslında 1 bölü 2 çarpı logaritma 10 tabanında 16 artı 4 olarak gelecektir. Bu şıklardaki hangi sayıya daha yakın bunu bulmak istiyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada bizim logaritma 10 tabanında 16'nın bir kere yaklaşık değerini bulmamız gerekiyor. Bu tip sorulardaki temel mantık şudur. Şimdi e, burada hani 10'un kuvvetleri üzerinden yorum yapacağız. E, o kuvvetler bizi sonuca götürmüş olacak. 16'dan bir küçük bir de büyük olan 10'un tam kuvvetlerini düşündüğümüzde bu 10 üzeri 1 ve 10 üzeri 2 bize verir. Şimdi 10 üzeri 1 10 yapar. Bu 16'dan küçüktür. 10 üzeri 2 de 100 yapar. Bu da 16'dan büyük gelecektir. Şimdi biz burada her tarafın logaritmasını alırsak logaritma 10 tabanında da 1 küçüktür. Logaritma 10 tabanında 16 küçüktür. Logaritma 10 tabanında 10'un karesi gelir. Şimdi logaritma 10 tabanında 10 üzeri 1, 1'dir. Logaritma 16 zaten orta kısma şöyle gelmiş olur. Logaritma 10 tabanında 10'un karesi de bize 2'yi verecektir. Demek ki logaritma 10 tabanında 16, 1 ile 2 arasında bir değerdir. Ya 1 ile 2 arasında ama hani 1'e mi daha yakın, 2'ye mi daha yakın tam ortada mı bunu yorumlamaya çalışacağız. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Hani bizim burada 16 ile karşılaştırdığımız değerler 1'i 10, 1'i 100. 10 ile 16 arasında 6 fark var. 16'dan 100'e kadar 84 fark var. Hani bu şekilde bile düşündüğümüzde bizim 16'nın 10'a daha yakın olduğunu söylememiz gerekir. 16 10'a daha yakın olduğu için ve bariz bir şekilde çok yakın. Yani hani şunu söyleyeyim. Mesela 10 ve 100'ün arasında kaç var? 55 var. Örneğin biz logaritma 10 tabanında 55'i hesapladığımızda buraya logaritma 10 tabanında 10 yazalım. Buraya da logaritma 10 tabanında 10'un karesi 100 yazalım. Hani 55 tam 10 ve 100'ün ortasında ya Mesela bu logaritma 10 tabanında 10 bize 1'i verir. 10 tabanında %2'yi verir. 1 ve 2'nin tam ortası 1,5'tur. Bunun sonucu 1,5 gelmez. Yani böyle bir mantığımız yok. Ama burada 16 10'a çok yakın. Yani 100'e olan uzaklığına baktığımızda 10'a olan uzaklığa baktığımızda 10'a çok yakın olduğumuzu görüyoruz. O zaman burada aslında 1'e de daha yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama mesela burada 10 tabanında 50, 55, işte 60 falan deseydi ya işte kaçtır bu ne gelmiştir tam kestiremezdik arkadaşlar. Ama logaritma 10 tabanında örneğin 94 gelmiş olsaydı bu da 100'e çok yakın olduğu için bunun da 2'ye çok yakın olduğunu ne yapabilirdik söyleyebilirdik. Bence burada biz şöyle yapalım tam logaritma 10 tabanında 16 1 ve 2'nin ortasında olsa yani 1.5 olsa ne olurdu buna bakalım. Kaldı ki 1.5'tan bir tarafına doğru geleceğimizi yani 1.5'tan daha küçük bir değer olduğunu biliyoruz ama 1.5 bile olsa tam ortalarında olsa bize ne verirdi bunu verirdi buna bir bakalım arkadaşlar. Ben burada logaritma 10 tabanında 16 yerine 1,5 yazsam. 1,5'i 1/2 ile çarptığımızda 1,5'in yarısında 0,75 gelir. Buna da 4'ü e eklediğimizde burada 4, neyi elde etmiş oluruz? 75'i elde etmiş oluruz. Demek ki aradığımız sonuç 4,75'ten bir kere küçük gelecek. Ama 4,75 olsa şıklardan hangisine daha yakın olurdu buna bakalım. E buna en yakın 4,31 ile 5,2'nin geldiğini görüyoruz. Sayı doğrusu üzerinde bunları bir gösterelim. Şuraya 4,31'i işaretledim. Buraya da 5,2'yi dedim. Bunların tam ortasına bakabiliriz. Ya da ben şurada bir yere 4,75'i bir işaretlemek istiyorum. 4,75'ten 4,31'e ne kadar mesafemiz var burada? Kaç birim var diyelim? 0,44'ün geldiğini görüyoruz. Peki 4,75'ten 5,2'ye kaç var? Buraya kadar gittiğimizde de 0,45'in geldiğini görüyoruz. Yani bu durumda bile hangisine daha yakın olduk? 4,31'e daha yakın olduk. Kaldı ki biz 4 75'ten daha küçük bir değer ulaşacaktık. O zaman 4,31'e daha da yaklaşmış oluruz. Demek ki burada en yakın olduğumuz değer d şıkkındaki 4,31 değeri olarak gelecektir. Arkadaşlar, güzel bir soru. Umarım anlatmaya çalıştığım mantık da açıklayıcı olmuştur. Logaritmik bir fonksiyonun tersi olan fonksiyonun üstel fonksiyon. Üstel bir fonksiyonun tersi olan da logaritmik bir fonksiyon geleceğini biliyoruz. Burada da aynı mantıkla hareket ederek f ters x'i ve g ters x'i bulmaya çalışacağız. Burada şuna dikkat edelim. Mesela gx'e baktığımızda parantez içinde x artı 2'nin verildiğini görüyoruz. Bu neyden farklıdır arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında x artı 2'den farklıdır. Yani burada logaritmanın içinde sadece x'in olduğunu görüyoruz. 2 dışarıda buna dikkat ed edelim. Yani şuradaki parantez bizim için önemli. Bunu kaçırmayalım arkadaşlar. Şimdi buradan bir g ters x'i bulmaya çalışalım. Klasik yöntemimizde bulacağız. g x'i y olarak aldım. y bana logaritma 2 tabanında x artı 2'yi verecektir. Şimdi özelliğimiz neydi? Mesela logaritma a tabanında b eğer c'ye eşitse a'nın c'inci kuvvetinin bize b'yi verdiğini biliyorduk. Burada da aynı mantıkla ilerleyeceğiz. O zaman burada da 2'nin y'inci kuvveti bize logaritmanın iç kısmı olan x artı 2'yi verecektir. Burada x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. 2'yi karşıya gönderdiğimizde 2 üzeri y eksi 2 bize x'i verir. İşte bulduğumuz bu x aslında g ters x'tir. Yani g ters x'imizin 2 üzeri x eksi 2 olması gerekir. Aynı mantıkla f ters x'i hesaplamaya çalışacağız. Yine fx'in yerine y dedim. y eşittir 5 üzeri x eksi 2 elde etmiş oldum. Şu sağ üstte verdiğim kurala baktığımda ben buradan logaritmaya, logaritme logaritmaya geçersem logaritma 5 tabanında y'nin bana neyi verdiğini görmüş olurum. X eksi 2 verdiğini görmüş olurum. X'i yalnız bırakmak istiyorum. Eksi 2'yi buraya gönderdiğimde logaritma 5 tabanında y artı 2 eşittir x gelmiş olur. Şu üstte anlattığım durum gelmiş oldu. O zaman burada elde ettiğim x değeri de f ters x'tir. Yani bizim f ters x'imiz logaritma 5 tabanında şöyle yazayım x artı 2 olarak gelmiştir. Logaritmanın içinde sadece x var. Buna dikkat edelim arkadaşlar. F ters x'i bulduk. Y ters x'i bulduk. Bunları toplayacağız. F ters x'i yazıyorum. Logaritma 5 tabanında x artı 2 dedim. Bunun üzerine g ters x'i yani 2 üzeri x eksi 2'yi ekliyorum. Bakın burada artı 2 eksi 2 birbirini götürür. Elimizde logaritma 5 tabanında x artı 2 üzeri x kalmış olur. Bu da bize c şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Öncelikle şurada kuvvet olan 4'ü baş kısma bir göndermiş olalım. O zaman ifademiz 4 çarpı logaritma m çarpı n tabanında m olarak gelir. Bu da bize 5'i vermiştir. Her tarafı 4'e böldüğümüzde logaritma m çarpı n tabanında m bize 5 bölü 4'ü verecektir arkadaşlar. Şimdi logaritmada bir özelliğimiz vardı. Logaritma a tabanında b'yi eğer x olarak almışsak bunu x bölü 1 gibi düşünelim. a ve b'nin yerini değiştirirsek logaritma b tabanında a'mızda 1 bölü x olarak geliyordu. İşte burada bu özelliği kullanacağım ben. Tabanımız m çarpı n iç kısmımız m onları yer değiştirdiğimizde 5 bölü 4'ü de şöyle baş aşağı çevirmiş oluruz. Yani ifademiz logaritma m tabanında m çarpı n'ye dönüşür. 5 bölü 4 de baş aşağı dönüp bize 4 bölü 5'i vermiş olacaktır. Yine logaritmadaki özelliği kullanacağız. Şunların arasında çarpma var. Ayrı ayrı toplama şeklinde yazacağız. O zaman burası bize logaritma M tabanında M artı logaritma M tabanında N'yi verir. Bu da 4 bölü 5 yapmalıdır. Bakın logaritma M tabanında M 1'dir. Bunu karşıya gönderdiğimizde logaritma M tabanında N 4 bölü 5 eksi 1 gelir. 4 bölü 5'ten 1 çıkarttığımızda eksi 1 bölü 5'e ulaşmış oluruz. Logaritma M tabanında N'yi eksi 1 bölü 5 bulduk. Ama biz N tabanında M'yi arıyoruz. Yine şurada verdiğim özelliği kullanacağız. Taban ve içi yer değiştireceğiz. Bu da biz logaritma n tabanında m'yi verecektir. O zaman eksi 1 bölü 5'i de şöyle baş aşağı yaptığımızda o da bize eksi 5 bölü 1'den eksi 5'i vermiş olur. Yani aradığımız cevabın a şıkkı eksi 5 gelmesi gerekir. Direğin şu orta kısmında verilen kaynak yerinin üst tarafında kalan uzunlukla alt tarafında kalan uzunluk birbirine eşit olarak gelecekmiş. Toprağın altında kalan uzunluğumuzu x olarak aldığımızda bu x ile şu uzunluğu toplarsak üstteki uzunluğa o zaman eşit geleceğini söyleyebiliriz. Hemen x artı 8 artı logaritma 6 tabanında 2 dedim. Bunu da neye eşitliyorum? 10 artı logaritma 6 tabanında 3'e eşitliyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl ilerleyebiliriz? Aslında şunların hepsini karşıya gönderebiliriz. O zaman x değerimiz bir kere 10'dan 8 çıkınca 2 gelir. 2 artı logaritma 6 tabanında 3 eksi logaritma 6 tabanında 2 olarak gelecektir. Ben biraz düzenleme yapacağım. Burada 6 tabanı var. Burada 6 tabanı var ya şuradaki 2'yi de 6 tabanında yazacağım. 6'nın ikinci e, kuvveti 36 olduğu için ben buradaki 2'yi logaritma 6 tabanında 36 olarak yazabilirim. Artı devamında logaritma 6 tabanında 3 eksi logaritma 6 tabanında 2'yi hesapladığımda neyi bulmuş oluyorum? X'i bulmuş oluyorum. Hepsi 6 tabanında olduğu için bunları tek tabanda yazabilirim. Logaritma 6 tabanı diyorum. Toplama olduğunda çarpacağız. Çıkartma olduğunda bölmemiz gerekiyor. O zaman bu bize 36 çarpı 3 bölü kaçı verecektir? 2'yi verecektir. 36 bölü 2 18 yapar. 18 kere 3'ten 54 gelir. Yani burası logaritma 6 tabanında 54'tür. Aradığımız X değeri logaritma 6 tabanında 54. Yani D şıkkı olarak gelmiştir arkadaşlar. Öncelikle şu özelliğimizi bir hatırlatmak istiyorum. Logaritma A tabanında B'yi logaritma istediğimiz tabanda B bölü logaritma istediğimiz tabanda A olarak yazabildiğimizi biliyoruz. Burada da 5 tabanında 3 bize verildiği için alt tarafta biz 5 tabanını kullanabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Logaritma 45 tabanında 15 logaritma 5 tabanında 15 bölü logaritma 5 tabanında 45 olarak yazılabilir diye düşünüyorum. Şu sağ üstte verdiğimiz özellikten. Şimdi 15'i 5 çarpı 3 olarak düşündüğümüz de çarpmayı ayrı ayrı tabanlarda toplam olarak yazabiliyorduk. Yani biz burayı aslında logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3 olarak yazabiliriz. Aynı mantıkta 45'i de 5 çarpı 3 çarpı 3 gibi düşünürsek burayı da logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3 artı logaritma 5 tabanında 3 olarak yazabiliriz. Bunu da bu şekilde belirlemiş olduk. E logaritma 5 tabanında 5 bize 1'i verecektir. Logaritma 5 tabanında 3 de zaten U olarak verilmiştir. Buraya 1 artı U geldi. Alt tarafa baktığımızda buradan 1 gelir. Şunların her birinden U geleceği için burası da 2 U yapar. O zaman paydamıza da 1 artı 2 U'nun geldiğini söyleyebiliriz. Aradığımız cevap U artı 1 bölü 2 U artı 1 yani E şıkkı olarak gelmiştir arkadaşlar. Verilen polinomun x eksi logaritma 3 tabanında 8 ile bölümünden kalan soruluyor. Hemen ne yapıyoruz? x eksi logaritma 3 tabanında 8'i 0 eşitliyoruz. Ve polinomda x yerine logaritma 3 tabanında 8 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. Hemen buralara x gördüğümüz yerlere logaritma 3 tabanında 8'i bir yazalım. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 8 çarpı logaritma 4 tabanında 3 eksi logaritma 3 tabanında 9'un geldiğini görüyoruz. Logaritmalarımız çarpı çarpım halindeyken tabanları şöyle değiştirebiliyorduk. 4'ü sol tarafa 3'ü sağ tarafa alırsak 2 çarpı logaritma 4 tabanında 8 çarpı logaritma 3 tabanında 3 gelir. 9 3'ün karesi olduğu için zaten logaritma 3 tabanında 9 da bize 2'yi verecektir. Şurada logaritma 3 tabanında 3'ü yakaladık bu 1 yapar. Bizim logaritma 4 tabanında 8'i hesaplamamız gerekir. Şimdi 4'ü 2'nin karesi olarak yazdım. 8'i de 2'nin küpü olarak yazdım. Özelliğimiz ne diyordu? Bu kuvveti al. Burada pay kısmı yaz. Buradaki kuvveti al buraya payda kısmına yaz. Yani bu ifademiz 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 gelecektir. Logaritma 2 tabanında 2 1 olduğu için 3 bölü 2 çarpı 1'den burası bize 3 bölü 2 vermiş olur. Buraya da 3 bölü 2 yazıyoruz. O zaman ifademiz 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 eksi 2 olarak geliyor. 2'ler gittiğinde burası bize 3'ü verir. 3'ten de 2 çıkarttığımızda 1'e ulaşırız. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle bizden istenen şu değerlere bir bakalım. Bunların içinde neleri yakalayacağız? Bunları bir bulmaya çalışalım. Şimdi logaritma 54'ü bir düzenlemek istiyorum. 54 27 çarpı 2 olduğu için ben burayı logaritma 27 artı logaritma 2 olarak yazabilirim. 27 de 3'ün küpüdür. Yani burası bana 3 çarpı logaritma 3 artı logaritma 2'yi verecektir. O zaman benim logaritma 54'ü hesaplamak için ihtiyacım olan değerler logaritma 3'ün ve logaritma 2'nin yaklaşık değerleridir. Bir logaritma 125'e bakalım. Şimdi logaritma 125 yazdığımızda 125 5'in küpü gelir. Yani burası aslında bize o küpü de başa gönderirsek 3 tane logaritma 5'i verecektir. Bunun yaklaşık değerini hesaplamak için de logaritma 5'e ihtiyacımın olduğunu söyleyebilirim. Devam ediyorum. Logaritma 24'ü düzenleyeceğim. 24 3 çarpı 8'dir. Yani ben burayı logaritma 3 artı logaritma 8 olarak yazabilirim. 8 de 2'nin küpü olduğu için burası da bana logaritma 3 artı 3 tane logaritma 2'yi verir. Yine logaritma 3 ve logaritma 2'ye ihtiyacımın olduğunu görüyorum. Demek ki bu 3 değerin yaklaşık değerlerini hesaplamak için benim logaritma 3'e, logaritma 2'ye bir de logaritma 5'e ihtiyacım var. Hep 10 tabanında işlemler yaptığımı görüyorum. Şimdi 10 tabanında işlemler yaptığım için aslında 2 kere 5 de bana 10'u verdiğinden eğer ben logaritma 2'yi biliyorsam logaritma 5'i de bilmiş olurum. Logaritma 5'i biliyorsam logaritma 2'yi de bilmiş olurum arkadaşlar. Bunun mantığı ne peki onu söyleyelim. Mesela Logaritma 2 değerimizin x olduğunu düşünelim. Logaritma 5'i x cinsinden bulmaya çalışalım. Şimdi biz 5'i 10 bölü 2 diye yazabiliriz ya. O zaman 5 yerine 10 bölü 2 yazdığımızda logaritma 10 bölü 2 logaritma 10 eksi logaritma 2 olarak gelecektir. E zaten logaritma 10 10 tabanında olduğumuz için bize 1'i verir. Yani burası 1 eksi logaritma 2 yapmıştır. Logaritma 2'yi de biliyorduk. X'ti. Tabi x dedim ama sayısal olarak bildiğimizi düşüneceğiz. Bu da bize neyi vermiş olacaktır o zaman? 1 eksi x'i vermiş olacaktır. Dikkat ederseniz eğer logaritma logaritma 2 x ise logaritma 5 1 eksi x gelir. Logaritma 5 y olsaydı logaritma 2 de 1 eksi y gelmiş olacaktı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bizim bir kere buradaki logaritma 54'ün logaritma 125'in ve logaritma 24'ün yaklaşık değerlerini hesaplamak için ihtiyacımız olan logaritma 3, logaritma 2 ve logaritma 5'tir. Logaritma 3 kesinlikle bize verilmelidir. Logaritma 2 ve logaritma 5'ten bir tanesini bilsek de yeterli olur. Çünkü birini bildiğimiz biz diğeri ne yapmış oluyoruz hesaplamış oluyoruz o zaman hani şıklardaki değerlere bakacağız ya şıklarda hangi şık bize logaritma 3'ün yanında logaritma 2'yi vermişse ya da logaritma 3'ün yanında logaritma 5'i vermişse o bizim aradığımız şık olarak gelecektir arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda burada logaritma 7 ve logaritma 13 verilmiş. Hiç bizim istediklerimiz değil. A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkına baktığımızda logaritma 3 var. Çok güzel. Ama bunun yanında logaritma 2'nin ya da logaritma 5'in olması gerekir demiştik. Logaritma 7 verildiği için bunu da elemiş oluruz. C şıkkında logaritma 13 var. Bu bizim işimizi görmez. Logaritma 12 var. Aslında logaritma 12'de 12 4 çarpı 3 ya. Biz orada logaritma 4 artı logaritma 3 yazarız. 2 logaritma 2 artı logaritma 3 gelir. Ama ikisinin toplamını biliyor oluruz. Biz ayrı ayrı bunlara sahip olmak istiyoruz. Demek ki bu da bizim işimizi görmez. D şıkkında logaritma 3 verilmiş çok güzel. Ama logaritma 11 bizim işimizi görmeyecektir. Bunu da elemiş oluruz. E şıkkına geldiğimizde bir logaritma 6 var. Bir de logaritma 12 var. Şimdi burada aslında istediklerimize ulaşıyoruz. Neden? Çünkü logaritma 6'yı ben nasıl yazabilirim aslında? 6 3 çarpı 2 olduğu için logaritma 3 artı logaritma 2 olarak yazabilirim. Bu toplamın kaç olduğu bize verilmiş? 0,7 781. Bir de logaritma 12'miz var. Az önce söylemiştim 12 4 çarpı 3 ya. Logaritma 12'yi logaritma 4 artı logaritma 3 diye yazabiliriz. Logaritma 4 de bize iki tane logaritma 2 verecektir. Yani logaritma 12'mizi aslında biz nasıl yazdığımızı görüyoruz. İki tane logaritma 2 artı logaritma 3 diye yazdığımızı görüyoruz. Bunun da kaç olduğu bize söylenmiş 1,079. Dikkat ediyorsanız şurada elde ettiğimiz iki tane eşitlikte ortak çözüm yaparak biz hem logaritma 3'ü hem de logaritma 2'yi ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Az önce söylemiştim. Logaritma 2'yi biliyorsak 10 tabanında olduğumuz için logaritma 5'i de rahatlıkla hesaplayabiliriz arkadaşlar. Demek ki E şıkkında verilenlerle biz logaritma 3'ü ve logaritma 2'yi yapacağımız işlemlerle ayrı ayrı hesaplayabiliyoruz. Logaritma 2 bildiğimiz için ve 10 tabanında olduğumuz için logaritma 5'e de geçiş yapabiliyoruz. Ve istediğimiz logaritma 3, logaritma 2, logaritma 5 hepsini elde edebildiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Bu durumda E şıkkı bize istediğimizi vermiştir. Asya'nın elindeki kartlar logaritma 6'nın ve logaritma 12'nin yazdığı kartlar olabilir. Doğru cevabımızın burada E şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar.